şekilde karşınızdayız. Haftanın ilk işlem günü ve önemli gelişmeler yaşanacak. Bu hafta içerisinde özellikle yurt dışında ABD'de borçlanma tavanının arttırılması gibi bir durum söz konusu. Her sene aslında bakarsanız yılbaşlarında yaşadığımız sıkıntılı bir süreç ama önünde sonunda çözüme kavuşturulan bir süreç. Diğer tarafta tabii ki ABD cephesinden gelecek bir başka veri. 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklanacak büyüme verisi. Perşembe günü ilk tahmin gelecek ve %3 seviyelerinde ABD ekonomisinde büyüme temposuna sahip olduğunun görülmesi bekleniliyor. Diğer tarafta Christine Lagarde'in yapacağı açıklamalar Avrupa Merkez Bankası üyelerinin FED ile kıyaslandığında daha şahin tonda yapmış oldukları cümleler Euro-Dolar paritesini net bir şekilde yukarı doğru destekliyor ve 9 ay sonra ilk defa 1.09 seviyesine ulaşan bir Euro-Dolar paritesi görmüştük ki teknik olarak da 1.09 oldukça önemli bir rakam, önemli bir seviye. Yurt içerisinde bu Perşembe günü yılın ilk enflasyon raporu toplantısını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yayınlayacak ve tabii ki Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun da yapacağı açıklamalar dikkatle takip edilecek. Seçim sürecine kadar faiz indirimleri devam edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü son PPK toplantısında, daha doğrusu toplantı karar metninde daha önceki metindeki kritik bir cümle vardı ve o cümleyi de kısaca özetlemek gerekirse şuydu. Kurul mevcut faiz politikasının sürdürülmesine, daha doğrusu faiz indirimlerinin gerçekleştirildikten sonraki mevcut seviyenin korunması gerektiğine kanaat getirmiştir tarzında bir cümle vardı. Ben bu cümleyi net bir şekilde size şu anda söylemiyorum ama anlaşıldığı dilde size net bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ve bu cümle kaldırıldı. Dolayısıyla en azından seçimlere kadar Merkez Bankası faiz indirimlerini devam edecek mi, etmeyecek mi? Belki de bu yönde sinyalleri de Perşembe günkü toplantı, enflasyon toplantısından almaya çalışacağız, yakalamaya çalışacağız. Önemli hem küresel hem de yurt içerisinde önemli kritik gelişmeleri yaşandığı bir haftaya başlıyoruz. Gelin şimdi şöyle kritik 5 gündem maddesini hep beraber üzerinden geçelim, yorumlayalım. Sonra fiyatlamalara bakıp yaşanacak, yaşanmış ve yaşanması muhtemel gelişmeleri de konuklarımızla sonuçlar babında değerlendirmeye tabi tutalım. İlk etapta ABD cephesinde az önce bahsettim. Biden ABD hükümetinin borç limitini McCarthy ile görüşecek. Peki McCarthy kim? Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhuriyetçi. Biden demokrat. Dolayısıyla demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında borçlanma limitini arttırma görüşmeleri bu hafta itibariyle başlıyor. Çünkü geçtiğimiz Perşembe günü borçlanma limitine ulaşıldı. 41.4 trilyon dolarlık bir borçlanma limitine ulaşılmış durumda. Dolayısıyla yasalar gereği bu borçlanma limitinin arttırılması gerekiyor. İşte bu arttırılma noktasında iki tarafın anlaşmış olması gerek. Hangi iki taraf? Demokratlar ve cumhuriyetçiler. Ama şimdi cumhuriyetçilerin istediği bir şey var. Cumhuriyetçiler diyor ki, hükümet harcamalarının biraz tırpanlanması gerekiyor. Yani hükümet harcamalarının artık azaltılması gerekiyor diyor cumhuriyetçiler. Demokratlar da buna karşı çıkıyor. Hatırlayalım 2011 yılında aynı tartışmaların, aynı konu üzerinden aynı tartışmaların yaşanmasının ardından S&P yani kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's Amerika'nın kredi notunu düşürmüştü ve dolayısıyla bakalım bu görüşmeler nasıl sonuçlanacak ama her zaman olduğu gibi önünde sonunda anlaşma gerçekleşecektir. Piyasalarda bir miktar oynaklık oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir ama sonuçlar noktasında piyasaların felaket senaryosu çizeceğini açıkçası düşünmüyorum. Zaten Hazine Bakanı Janet Yellen da bu konuda bir açıklama yaptı ve Yellen dedi ki borçlanma tavanının arttırılmaması ki arttırılmama gibi ihtimali açıkçası ben şahsen görmüyorum. Piyasalarda da öyle bir fiyatlama zaten yok. Dikkatinizi çekmiştir ama eğer borçlanma limit tavanı arttırılmazsa ABD resesyona girecektir. Resesyon kaçınılmaz olacaktır. Tabii ki iki taraf da bunun farkında olduğu için bir noktada anlaşma söz konusu olabilir. Ama bu anlaşma çok erken olmayıp piyasalarda anlaşılana kadar bir oynaklık, bir volatilitenin olması da sanki kaçınılmaz gibi duruyor. Diğer tarafta ABD'nin 2023 yılı resesyon fiyatlamasında gerileme görüldü. Bu çalışmayı yapan JP Morgan. Ve JP Morgan geçtiğimiz raporlar, geçtiğimiz analizleriyle kıyaslandığı zaman ABD'de 2023 yılına ilişkin resesyon fiyatlamalarında gerileme olduğunu dile getirdi. Daha doğrusu resesyona ilişkin beklentileri zayıfladı ve yumuşak iniş senaryosunun daha kuvvetli bir senaryo olarak önümüze geldiğini dile getiriyor JP Morgan. Ama diğer taraftan S&P 500'deki fiyatlamalara, daha doğrusu anket sonuçlarına baktığımız zaman orada hala resesyon beklentisi %73. Yalnız
2022 yılında bu resesyon beklentisi %98 seviyesindeydi. Yani %98'den %73'lere doğru bir geri çekilme olduğunu gördük olasılık bazında. Neyin olasılığı? Resesyon olasılığı. Hala yüksek ama resesyon olasılığının düştüğüne ilişkin S&P 500'de de bir emare var. Ama JP Morgan'ın yapmış olduğu analiz, yapmış olduğu tahminler daha net bir şekilde yumuşak iniş senaryosunu işaret ediyor. Şimdi resesyon mu olacak, yumuşak iniş mi olacak? Küresel ölçekteki büyüme temposunda çok ciddi bir zayıflama, belki de daralma, yani küresel ölçekte bir ekonomik daralma görülecek mi, görülmeyecek mi tartışmalarına IMF Başkanı Georgieva da dahil oldu. Ve Georgieva'nın dediği küresel toparlanma hala kısmi ve dengesiz. Ama dedi Georgieva, buranın altını çizdi, resesyon ihtimali gün geçtikçe zayıflıyor. Daha doğrusu yakın geçmişle kıyaslandığı zaman, bugüne geldiğimiz zaman resesyon ihtimalinin daha düşük olduğunu dile getirdi. Buna rağmen küresel toparlanmanın hala kısmi ve dengesiz olduğu, yani aslında bakarsanız kısmi ve dengesiz kelimelerini yan yana koyduğumuz zaman bunu tek bir kelimeyle açıklayabiliriz, o da kırılgan. Dolayısıyla küresel toparlanma hala kırılgan dersek çok da yanlış olmayacaktır Georgieva'nın yapmış olduğu açıklamaları özetlerken. Peki neden toparlanmanın daha kuvvetli olma ihtimali var? Neden resesyon ihtimali daha bir geri planda kalırken yumuşak iniş senaryoların daha kuvvetli bir tondan konuşulmaya başladığını da Georgieva iki unsura bağlıyor. Bu unsurlardan bir tanesi merkez bankalarının ve mali yetkililerin aldığı kararlı hamleler ve kaynakları olmayan ülkeler için üstlerine düşen görevlerin yapılması. Diğer ikincisi ise Covid salgını devam ediyor olsa bile dünyanın aslında bakarsanız bu salgınla yaşamayı öğrenmiş olması. Çünkü Çin tarafından mesela bu sabah çok erken saatlerde açıklama geldi ve ülke nüfusunun %80'inin şu anda Covid-19 vakası yaşadığı, daha doğrusu Covid-19'un ülke nüfusunun %80'ine yayıldığı dile getirildi, belirtildi. Dolayısıyla artık dünya Covid-19'la yaşamayı öğrendi. Keskin kapanmalar yok, keskin önlemler söz konusu değil. Dolayısıyla bu durumda ekonomilerde sert ve net bir daralmanın önüne geçecek en önemli ikinci gündem maddesi olarak da dile getirmiş IMF Başkanı Georgieva. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası, az önce zaten dile getirdim yayının hemen başında, Avrupa Merkez Bankası'ndan şahin tonda açıklamalar devam ediyor. Yani FED ile kıyaslandığı zaman Avrupa cephesinde daha şahin tonda açıklamalar var. Ve Avrupa Merkez Bankası üyesi, aynı zamanda Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ciddi faiz arttırımları için zemin var ifadelerini kullandı. Hatta kış aylarında ve baharın başlarında ciddi faiz arttırımları için zemin olduğunu söyledi. Şimdi ciddi faiz arttırımları için zemin var tabirini kullandı ama zaman da verdi. Bir kış ayları, iki bahar. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönem kış ayları ve önümüzdeki dönem, hemen bir önceki, bir sonraki dönem, yani ilkbahar aylarında da ciddi faiz arttırımları için zaman olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Peki şimdi bu cümleden anlaşılması gereken unsur şu. Şimdi şu kelimeyi aslında çıkarttığım zaman, diyelim ki ciddi kelimesini çıkarttık. Faiz arttırımları için zemin var tabiri aslında bakarsanız piyasalar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü zaten bugünden duraksanacak bir durum yok. Hem ABD için hem de Avrupa Merkez Bankası için. Ama Amerika konuşurken, yani ABD tarafından konuşmalara baktığımız zaman tonun ciddi anlamda zayıfladığını görüyoruz. 25 bas puanlık faiz arttırımına zaten 1 Şubat tarihindeki FOMC toplantısında piyasalar kesin gözüyle bakıyor. Ama Avrupa Merkez Bankası'nda, şimdi bu kelimeyi az önce kapattık ya, kaldırdığım elimi, ciddi faiz arttırımları deyince cümlenin anlamı daha bir farklılaşıyor. Çünkü ciddiden kasıt ne? Fed'in 25 bas puanlık faiz arttırımlarına gittiği bir atmosferde eğer Avrupa tarafından ciddi faiz arttırımları tabiri kullanıyorsa, şu anda piyasaların bu ciddiyetten anladığı 50 bas puanlık faiz arttırımlarının devam etmesi demek. Zaten Rehn yapmış olduğu bir açıklamada şunu da söyledi. Piyasalar bizim belirleyeceğimiz tavan faiz oranını %3.25 şeklinde görüyor dedi. Hali hazırda Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi %2.5. Yani bu 75 bas puan bir faiz arttırımı daha demek. Ama kendisi piyasanın o 3.25 olarak gördüğü tavan fiyat noktasında, daha doğrusu tavan faiz noktasında herhangi bir yorumda bulunmadı. Ki genel itibariyle sadece Rehn değil, Avrupa Merkez Bankası üyelerinden de gelen açıklamalar genel itibariyle tavan faiz noktasının nerede belirleyeceğine ilişkin bir söylem şeklinde değil. Yani
bu tavan faiz. Biz nasıl FED'le konuşuyoruz? %5, 5.25 bandının net bir şeyinde konuşuyoruz. Çünkü FED bu noktada yönlendirmesini yapıyor. Gerek söylemlerle, gerekse dot plot dediğimiz noktasal grafiklerle. Ama Avrupa Merkez Bankası'nda şu ana kadar tavan faiz noktasında herhangi bir belirli durum söz konusu değil. 3.25 sadece piyasaların beklentisi, piyasaların kendi çapında yapmış olduğu yorumlama. Yurt içerisinde ise tüketici güven endeksi açıklandı ve 79.01 puan ile Eylül 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktığını görüyoruz. Ve dolayısıyla da tüketici güveninin bu derece artmış olması, Ocak ayındaki tüketici güveni bu derece artmış olması ve artıyor olması, her ne kadar 100 seviyesinin altı tüketici güveninde hala bozuk seyrin devam ediyor olduğunu belirtse de yine de bir toparlanma var. Bu toparlanma acaba bu yıl için büyüme tahminlerinin yukarı doğru revize edilmesini beraberinde getirecek mi? Birazdan değerli konuklarımızla da bu konuyu değerlendirmek istiyorum. Günün öne çıkan 5 önemli gündem maddesi bu şekildeydi. Gene şimdi piyasalara, fiyatlamalara bakalım. İlk etapta Borsa İstanbul cephesi %1 aşkın bir yükseliş hareketi var. 5.545 zirve seviyeleri oldukça yakınız. Dolar TL 18.80 sabit, 20.49 seviyesine kadar yükselmiş bir Euro TL paritesi. Dikkat ederseniz Dolar TL ile Euro TL arasında ciddi bir ayrışma var. Neden? Dolar TL zaten baskılanan bir para birimi, bu bir gerçek. Ama Euro'nun da ABD dolarına karşı değer kazancı, Euro'nun çok doğal olarak TL'ye karşı da kuvvetli sayılabilecek unsurda bir yükseliş hareketine tetiklediğini söyleyebiliriz. Sepet kuru 19.65 seviyelerine yaklaştı ve gram altında 1063 TL seviyesinde işlemler geçiyor. Küresel tarafa bakalım, şöyle bir ilk etapta dolar endeksini değerlendirelim. 102 seviyesinin altındayız. Burası kritik bir destek seviyesiydi. Bakalım kalıcılık sağlanacak mı? Dolayısıyla 1.09'lara ulaşan bir euro dolar paritesi var. Az önce zaten bahsettik. Diğer taraftan pound dolar 1.2365 seviyesinde işlem geçerken dolar yen 1.30 özür diliyorum 130.13 seviyesinde işlemlerin geçtiğini takip ediyoruz. Hafif çaplı bir yukarı doğru hareketlenme var ve dolayısıyla işte frangı da oldukça sabit, oldukça yatay ve 0.92 seviyesinde işlemler geçiyor. Gelin bir de şöyle bir ABD tahvil cephesine bakalım. Dolar endeksindeki gevşeme ile beraber ABD tahvil cephesinde de sakin bir seyri var. 4.19'dan 2 yıllıklar, 3.50'den 10 yıllıklar ve 3.67 seviyesinden de 30 yıllıkların geçtiğini görüyoruz. Son olarak 30 yıllık tahvilin emtialar cephesinde değerlendirelim. Az önce tahvillerden bahsettik. Hafif bir gevşeme hareketi var ons altında. 1924 dolar seviyesindeyiz ama 1900 dolar seviyesinin üzerinde işlemler devam ediyor. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol bu haftaya pozitif başladı ama çok kuvvetli bir pozitiflik yok. Buna rağmen 90 dolarlara yaklaşan, en azından 88 dolar seviyesi üzerinde fiyatlanan bir Brent petrol var. Ve Amerikan tipi ham petrol de hemen hemen 82 dolar seviyelerine yaklaşmış durumda ve genel itibariyle %0.50-55 ortalama her iki enstrümanda da hem Brent hem de Amerikan tipi ham petrol fiyatlamalarında yükseliş hareketi olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Evet, günün öne çıkan gündem başlığını belirledik. Bu hafta bizi neler bekliyor? Kısaca bir özetledik, fiyatlamaları takip ettik. Gelin şimdi konuklarımızla sohbetimize başlayalım. Evet efendim, bu hafta içerisinde hem küresel hem de yurt dışı tarafta gündem maddeleri aslına bakarsanız oldukça yoğun. Avrupa cephesi, ABD cephesi ve Türkiye, yani yurt içi cephesinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Tabii ki bu açıklamalarla beraber finansal piyasalarda da bir oynaklık söz konusu. En azından pozitif fiyatlamalar olduğunu görüyoruz ama
Aslına bakarsanız kripto para piyasalarının gözden kaçmaması gerekiyor. Çünkü kripto para piyasalarında da özellikle Bitcoin özelinde 23 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş yaşanıyor. Ve genel itibariyle bu yukarı doğru hareketin bir boğa piyasası başlangıcı olarak yorumlandığına ilişkin söylemlerin daha kuvvetli tondan dile getirildiğini de takip ediyoruz. Gelin şimdi tüm bu gelişmeleri DYDX Türkiye lideri Doruk İşmen'le değerlendirelim. Doruk Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Doruk Bey, ben minik bir girizgah yaptım. Bu konu hakkında sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Yani şimdi geçtiğimiz yıl gerçekten hani kripto paralar için çok da olumlu bir yıl değil. Aslına bakarsanız kötü bir yıldı. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. FTX olayıyla beraber de o kritik olarak tabir ettiğimiz 18.500 desteği aşağı doğru kırıldı. Ve 15.000 dolarlara kadar geri çekilen bir Bitcoin fiyatlaması görmüştüm. Tabii ki altcoinler, yan coinlerde daha kuvvetli bir gevşeme, düşüş hareketleri yaşandı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 23 bin dolar seviyelerine oldukça yakın bir fiyatlama söz konusu. Peki ben de o zaman size şunu soruyorum. Şimdi 15 binler test edildikten sonra hızlıca bir 23 bin dolar seviyesi boğa piyasasının başladığının ya da başlamak üzere olduğunun habercisi mi? Yani bu konuya bu kadar iyimser bir şekilde yaklaşmak şu an erken mi? Yoksa doğru bir mantık mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında o ilk başta şey demiştiniz giriş yaparken, küresel piyasalarda bir pozitiflik var, oradaki yükselişle birlikte bu yükseliş aslında kriptoya da yansıdı. Şu anda dediğiniz gibi 23 bin dolarlara kadar çıkan bir Bitcoin ve 1600 küsürleri geçen bir Ethereum var. Burada aslında şu anki koşullara baktığımızda biz çok net olarak bir sebep bulamıyoruz. Yani bu yükselişin şu andaki temel sebebi ne? Gerçekten bunu bilmek çok zor. Çünkü olumlu haber yok aslında kripto tarafına baktığımızda. Tek nokta şu, şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biz işte 2012'de bir döngüdeydik. İşte bu Bitcoin'in ödül yarılanması sebebiyle yaşanan bir 4 yılda bir olan ödül yarılanması var bildiğiniz gibi. Ve bu döngüde Bitcoin yarılanması başlamadan önce yükselişin başlayacağına dair bir takım gelişmeler oluyor. Ve piyasa yeşillenmeye başlıyor, yükseliş başlıyor. Burada da aslında şu anda işte 2024 yılında bir yarılanma olacak. Bu şu anki yükseliş aslında bir önceki döngülere baktığımızda genellikle aylık grafikte bize şunu gösteriyor. 420 ile 480 gün arasında kırmızı mumların ardından yeşil mumlar başlamış. Yani bir ay yeşil kapamış ve yükselişin başladığını gösteren o ilk kıvılcımı vermiş. Şimdi Ocak ayında bir yükseliş başladı aslında burada. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ocağın 10 belki de 5 Ocağı kadar geri gidebiliriz buradaki yükselişin temelini almak için. Şu anki duruma da baktığımızda o yükselişin devamını görüyoruz. Döngüye baktığımızda da bizim için aslında Ocak ayı kapanışı oldukça önemli. Şimdi Ocak ayı kapanışı eğer pozitif bir şekilde kaparsa biz şunu diyebiliriz. Evet, yani bir boğanın başlangıcı için ilk kıvılcım atılmış oluyor. Ancak öte tarafta kriptodaki mevcut duruma baktığımızda, mevcut gelişmelere baktığımızda şunu da görüyoruz. Çok fazla batma ihtimali olan aslında çok büyük oyuncu var. İşte bunlardan biri Digital Currency Group, ikincisi Genesis, üçüncüsü Gemini, başka kripto para borsaları şu an haberimiz olmayan ama FTX ile birlikte o batmadan yara almış pek çok farklı borsa var. Pek çok farklı kripto para oyuncusu var ve şu an bunlar daha suyun yüzüne çıkmadı. Dolayısıyla burada şöyle bir tehlike var. Evet, yani Ocak ayı kapanışı yeşil olsa bile, pozitif kapansa bile gelecek haberleri de gözlemlemek lazım ki buradan şunu söylemek gerekiyor. Amerika'nın en büyük kripto para kredi veren kurumu Genesis iflasını ilan etti. Chapter 11'la iflasını ilan etti ve şu anda 3,5 milyar dolarlık bir açık var. Ve bu şu anda nasıl ödenecek? Nasıl o kredi kredi veren insanlara o parayı geri ödeyecek Genesis? Bu tartışılıyor. Bunun getireceği çok fazla olumsuzluk var ki bu şu anda aslında
baktığımız noktada Genesis aslında Digital Currency Group'un tek bir alt grubu. Yani Digital Currency Group 2011'den beri olan kriptonun belki de en büyük, en fazla varlık fonunu yöneten fonlarından biri. Genesis'in dışında bu grubun sahip olduğu işte bir haber sitesi var, bir şey var, fon var, ETF'i var, kendine özel Bitcoin ETF'i var, GBTC diye geçiyor. Hatta o GBTC'nin de şu anda fiyatlanması neredeyse mevcut Bitcoin'den yarı fiyatına satılıyor. Yani kimse güvenmediği için GBTC o fona, insanlar oraya yatırım da yapmıyor. Yani şu şöyle özetleyebilirim şu anki bu piyasanın güncel durumunu. Evet, döngüye baktığımızda 420 ya da 480 gün sonunda biz bir yeşillenme yaşıyoruz bir önceki döngülerde. Bir önceki işte 2012 ve 2016 döngülerinde bunu gördük. Hatta yani 2020'yi de buna dahil edebiliriz. Orada da yine benzer bir şey var, süre var. Ancak yani bir yanda da şey var, çok fazla olumsuz haber gelebilecek nokta var. Ki işte bir tarafta regülasyon gelme ihtimali de var bu FTX'in batışından ötürü. Yani dünyanın en büyük borsası 2-3 günde tamamen kontrolünü kaybetti ve çöktü. İnsanlar paralarını geri almadı ki Türkiye'den de çok fazla insan burada zarar aldı. Yani burada bize merkezi kripto kurumlarının ne kadar problemli olabileceğini gösteriyor günün sonunda. Oradan da bir regülasyon gelmesi çok muhtemel ki bunun şeylerini de verdi bize SEC ve Amerika tarafı, ihtimallerini de gösterdi. Yani muhtemelen 2023 yılı bizim için bir nevi regülasyon, haber takibi ve aynı zamanda o döngünün ne aşamada olduğumuzu takip edeceğimiz bir yıl olacak gibi duruyor. Doruk Bey, peki şimdi 2023'te tabii ki riskler çok fazla. Az önce Genesis'ten de bahsettiniz. Çünkü kurumsal risklerin de hala sürdüğünü net bir şekilde görüyoruz. Belki ekstra siyah kuğular çıkacak. Çünkü son dönemde hem diğer piyasalar için hem de özellikle kripto para piyasaları için siyah kuğular dönemi yaşadığımız da çok net bir gerçek. Peki, diyelim ki böyle bir negatif senaryo çizmedik. Ben bazı yorumlarda okuyorum. 2023 yılında boğa piyasasının çok kuvvetli gelebileceği, hatta 75 bin dolar, hatta 100 bin dolarlık bir Bitcoin fiyatlamasının bile görülebileceğine ilişkin bazı yorumlar ve tahminler de söz konusu. Siz bu tarz tahmin ve yorumlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Çok mu erken olarak belirliyorsunuz? Yoksa bir mantık çerçevesini oturtmak gerekiyor mu sizce? Nasıl değerlendirirsiniz? Ya açıkçası şöyle, yani fiyat tahmini yapmak bence çok zor. Çünkü yani bu fiyat tahminini yapanlar işte 2017'de, 2020'de hep yaptılar. İşte Bitcoin 100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak. İşte hiçbiri tutmadı. Yani çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Bitcoin'in şu kadar fiyatta olacağını diyen herkes yalan söylüyordur. Ya da yalan söylüyor demeyeyim ama tahmin ediyordur. Yani büyücülük, falcılık yapmaya çalışıyordur. Evet. Bitcoin'in fiyatının ne kadar olacağını ya da işte diğer kripto paraların ne kadar olacağını tahmin etmek, buna dair bir öngörü sunmak çok zor. Ancak ben şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Benim elimde şu tip veriler var. Şimdi kriptodaki yazılımcılar bizim işte 2021 yılında, 2022 yılında bu kadar fazla çökmemize rağmen, bu kadar fazla zarar görmemize rağmen sayısı artmış ve %30 artmış. Yani 2021'den 2022'ye geçerken 10 bin adet yazılımcı varken kriptoda ürün geliştiren, 2022 yılında bu rakam 13 binlerin üzerine çıkmış. Ve bize bu şu anlama geliyor aslında. Burada bir ekosistem inşa ediliyor. Bu ekosistem için bizim inşa edicilere ihtiyacımız var, yazılımcılara ihtiyacımız var. Ve burada bir kariyer inşa etmek isteyen insanların sayısı piyasa çökmesine rağmen, piyasa zarar görmesine rağmen devam etmiş. Bu da bize şu anlama getiriyor aslında. Yani evet, işte dünyanın en büyük ikinci ya da üçüncü borsası 3 günde çöktü. İşte belki de ilk 10'daki bir kripto para projesi Luna yine 5 günde tamamen değerini kaybetti. İşte onun stable coin'i, stabil kripto parası yine aynı şekilde bir hafta içerisinde sıfırlandı değeri. İşte yeni token çıkardılar, yeni şeyi çıkardılar. Luna versiyon 2'yi çıkardılar. Onun yanında işte en büyük yatırım fonları battı. Yaptıkları anlamsız ve yanlış yatırımlar dolayısıyla. İşte Solana'yı örnek alalım mesela. Solana'nın en büyük yatırımcısıydı FTX. Ve FTX'in sahip olduğu yatırım şirketi Alameda.
Bunlara baktığımızda, yani bu arada FTX ve Alameda çöktüğü için Solana da çok büyük bir zarar gördü. Ama Solana'daki yazılımcı gelişmesine baktığımızda aslında 2021'den 2022'ye geçerken burada bir pozitiflik var. Burada bir artma var. Yani şunu söyleyebilirim. Ben yani bu sektörün içinde olan, bu sektörün içinde çalışan ve birebir şekilde hem globalde hem yereldeki potansiyeli görme şansına erişen biri olarak hani çok net bir şekilde yani kriptolar bizim aslında geleceğimizde çok önemli bir yer addedecek. Bunu da işte elimizdeki verilerle görebiliyoruz. Hala yatırımlar devam ediyor. Yani piyasa bu kadar kötü olmasına rağmen baktığımızda son günlerdeki yatırımlara işte 50 milyon dolarlık yeni bir Flashbot isimli aslında çok temelde altyapı sağlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bir yatırım aldı. İşte bunun dışında yeni bir 20 milyon dolarlık başka bir kripto para şirketi yatırım aldı. Evet. Yani burada bir gelecek var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu geleceğin nasıl devam edeceği, ne zaman daha yüksek seviyelerde devam edeceği ve hangi fiyatta devam edeceğini söylemek çok zor. Ama umudumuz yüksek diyebiliriz. Evet. DYDX Türkiye lideri Doruk İşmen'e değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la beraber olacağız. Sinan Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar Elinca. Çok teşekkürler. Hocam ilk etapta şöyle Ocak ayındaki tüketici güven endeksini size sormak istiyorum. Çünkü Aralık ayında 75.6 olan endeks değeri Ocak ayında 79.1 seviyesine yükseliş kaydetmiş. Tabii ki 100 seviyesinin altı negatif bölge olarak tabir ediliyor ama 2021'in Eylül'ünden bu yana yaşanan en yüksek artış. Hocam bu verinin bu şekilde artış kaydetmesini nasıl yorumlamamız gerekiyor? Anlık bir yükseliş mi? Hani bu son dönemdeki EYT noktası, asgari ücrete yapılan zam noktasında bir ekonomiye duyulan güven artışı olarak mı yorumlamak lazım? Yoksa 2023 yılında yani içinde bulunduğumuz yıl itibariyle daha kuvvetli, beklentilerden daha kuvvetli, daha güçlü sayılabilecek bir büyüme temposuna ulaşabileceğimiz gibi mi okumak gerekiyor? Siz nasıl okudunuz hocam? Şimdi öncelikle tabii beklentileri ölçmeye dönük bir endeks, bahsettiğimiz endeks. Dolayısıyla hane halkının geleceğe dönük farklı konulardaki beklentileri. Bunlardan bir tanesi gelir beklentisi, bir diğeri fiyatlardaki değişime ilişkin beklentisi, bir diğeri ekonomik istikrara ilişkin beklentileri, büyümeye ve istihdam olanlarına ilişkin beklentilerine bakılıyor. Burada ağırlıklı olarak tabii hem bir taraftan asgari ücret zammı, bir taraftan kamuda memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yapılan düzeltmeler, düzenlemeler. Öte yandan da çıkması muhtemel EYT yasasına bağlı olarak da özellikle tazminat geliri ve bir anlamda işe devam edenlerin de ek bir ücret geliri elde edecek olmasından dolayı geleceğe dönük tabii ki beklentilerde, tüketici beklentilerinde olumlu bir hareket ortaya çıkmış oluyor. Tabii burada endeks değeri 200 üzerinden puanlanıyor. Dolayısıyla buradaki mevcut değere baktığımızda hani eşit değerin henüz altında. Fakat 2021'den bu yana en yüksek değere gelmiş olması tabii o dönemki özellikle pandemi etkisini de hesaba kattığımızda oradan bir yukarı yönlü hareket olmuş gibi gözüküyor. Son ayki harekette ağırlıklı EYT ama bunun yanında da diğer asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışa bağlı ortaya çıkmış olabilir. Evet, peki hocam
Bu noktada sizce 2023 yılına ilişkin Türkiye ekonomisinde nasıl bir büyüme temposuna sahip olur? Çünkü geçtiğimiz yıl %5-5.1'lik yıl genelinde bir büyüme temposu söz konusuydu ve bunun en az yarı yarıya düşeceğine ilişkin de tahminler vardı. Ama Merkez Bankası'nın beklenti katılımcı anketinin sonuçlarına baktığımız zaman da %4.1 oranında bir büyüme beklentisi olduğunu görüyoruz. Piyasalarda %2-2.5, beklenti anketinde %4'ü aşkın bir büyüme temposu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Sizin tahmininiz nedir? Tabii yıl sonuna dönük makroekonomik verilere ilişkin tahmin yapması zor bir yıldayız. Çünkü hem küresel düzeyde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın devam ediyor olması, içeride de seçim sürecinin ortada olması yılın sonunu görmeyi zorlaştırıyor. Fakat Türkiye ekonomisi açısından makroekonomik verilerde en rahat olunan yer büyüme kısmı. Yani kolay büyüyebilen bir ekonomimiz var. Çünkü hem nüfus hem doğal kaynaklar ve iş yapma becerisi yüksek bir ülke. Bu yönüyle baktığımızda genelde de beklentilerin üzerinde bir büyümeyle birçok yılın kapanabildiğini görüyoruz. Tabii Türkiye'deki büyümede bu problem yok anlamına gelmiyor. Ciddi sorunlar var. Yıl sonuna dönük olarak da Merkez Bankası'nın beklenti anketi biraz iyimser olmakla birlikte ben de 3-3,5 civarı, tabii diğer bütün koşullar sabit, yani yeni bir örneğin savaşta yeni bir devreye geçilmezse, seçimde çok anormal bir sonuç ortaya çıkmaz ya da sürünceme durumu ortaya çıkmazsa 3-3,5 gibi bir oranda 2023 yılını bitirebileceğimizi düşünüyorum. Büyümede problem yok ama büyümenin bileşiminde ciddi sorunlar var. Özellikle son 3 yıl içerisinde işte sıklıkla da konuşuluyor. Çalışanların milli gelirden aldıkları pay %36'dan 25'e kadar gerilemiş durumda. Öte yandan pandemi döneminde özellikle büyümenin bileşenleri veyahut da onu besleyen kaynaklar üzerinde yaratmış olduğu tahribat var. Kimi zamanlar finans sektöründe çok ciddi ölçüde, yani ne diyelim, doğal akışına, ekonominin doğal akışıyla uyumlu olmayacak biçimde yükselişler olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi 2020 Haziran'daki kredi genişlemesi, kredi kampanyası olmuştu. Yine son çeyrekte de benzer biçimde bu kısımda bir güçlenme görüyoruz, gördük. Çünkü burada da özellikle nakit akışının sağlanmasına dönük olarak bir yıldan kısa vadeli ticari kredilerde, tabii kapanan krediler, tekrar açılan krediler ama toplamda hacimsel bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da finans sektörünün güçlenmesine neden oldu. Yine belli bir dönem özellikle inşaat sektörüne yönelen ciddi bir talep oldu. Özellikle yine Rusya-Ukrayna savaşının tetiklemiş olduğu yabancıların konut alımlarında da rekor artışların olduğunu gördük. Bu da bir süre bir etki yarattı. Yani buradaki etki tabii inşaat sektörünü çekebilmesi için bu talebin yeni projelerin ortaya çıkması lazım. Yeni projeleri belli bir ölçüde destekledi. Fakat orada da son artık 1,5-2 ayda fiyatla ilgili de satışlarda da bir doygunluk noktasına yaklaşılmakta olduğunda gözlemliyoruz sektörden. Dolayısıyla büyümenin bileşimi değişiyor. Genel anlamda da Türkiye'de büyümenin yarattığı esas sorun, Türkiye'nin esas müzmin problemi olan cari açıktır. Yani Türkiye büyüyebilir mi? Büyüyebilir. Hızlı büyüyebilir mi? Büyür. Fakat istikrarsız büyür. Yani bazı yıllar aşırı biçimde büyürken bazen de büyük ölçüde küçülebilir. Burada esas itibariyle Türkiye'nin hani uzun erimli büyüme trendi nerede diye baktığımızda yaklaşık 4.7 seviyesinde bir potansiyel yıllık büyümemiz olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye gibi bir ekonomi için yeterli değil. Bunun üzerinde, yani 4.7'nin üzerinde bir büyümenin istikrarlı biçimde sağlanması lazım. Mevcut genç nüfusu da hesaba kattığımızda onların da istihdam piyasasına önümüzdeki yıllarda daha fazla girme konusunda istekli olabileceklerini de dikkate aldığımızda bu oranlar, yani 3,5-4 civarı büyüme Türkiye ekonomisi için yeterli büyüme seviyesi değil veyahut da potansiyelinin altında büyüme seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii istihdam boyutuyla baktığımızda pandemi döneminde özellikle kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin uygulamaları, daha sonraki süreçte de bir şekilde istihdam piyasasının her ne kadar tabii ki orada da ücret seviyeleri veyahut da sosyal haklarda tırpanlanma ortaya çıkmış olsa da toplam istihdam edilen sayısında da artışın sağlanabildiği, yani tabii belli bir paha karşılığı sağlanabildiğini
de gördük. Büyümede ağırlıklı bizim bakacağımız hani büyümenin bileşenleri içerisinde. Mesela bir diğer konu ne kadarı kamu eliyle yaratılmış, ne kadarı hane halkı tarafından yani tüketicilerin talebine dayalı ortaya çıkmış. Ne kadarı iç talepten kaynaklı, ne kadarı ihracat gelirlerine bağlı. Burada da yine son çeyrekteki büyüme rakamlarına baktığımızda hane halkından kamuya doğru kayan bir tüketim artışı olduğunu gördük. Muhtemelen bu yılın ilk çeyreği yani 2023 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarında burada kamunun büyüme üzerindeki etkisi kuvvetlenerek artacak. Çünkü seçim ekonomisi bir anlamda ortada. Bunların da bir anlamda desteklediği, pekiştirdiği bir büyüme ortamı, iklimi göreceğiz. Ama tabii uzun erimli olarak tekrar etmek gerekirse potansiyel hasılayı aşacak. Öte yandan da gelir grupları arasındaki gelir dağılımını daha fazla bozmayacak bir büyüme sağlanabilir mi? Yani sürdürülebilir bir büyüme ve yoksullaştırmayan bir büyüme ortaya çıkabilir mi? Buna bakıyoruz. Peki hocam şimdi diğer tarafta aslına bakarsanız en önemli gündem maddesi, en fazla merak edilen konu enflasyon. %85'lere yaklaşmıştı ve Aralık ayında zaten çok kuvvetli bir baz etkisi bekleniyordu ve dolayısıyla %64 oranında açıklanan bir enflasyon vardı. Ama bu yılın sonunda Merkez Bankası'nın anketine katılan katılımcıların, ekonomistlerin medyan beklentisi %32 seviyelerine kadar enflasyonda geri çekilme şeklinde. Siz bu oranı nasıl değerlendirdiniz hocam? İyimser mi? İki senaryo var bence. Bir tanesi seçim oldu ve seçimden sonra çok güçlü bir enflasyonla mücadele programı uygulandı. Bunun içerisinde mali disiplin ve şeffaflık var ve kararlı biçimde uygulanıyor. Bu takdirde yıl sonunda %20'lere kadar çekilen bir enflasyon görebiliriz. Tüketici fiyatları kısmı için konuşuyorum. Evet. Tabii bu hesaplama TÜİK'in açıkladığı rakamlar üzerinden. Bunun olmadığı durum, yani seçim oldu fakat bir program uygulama konusunda yeni hükümet pek istekli değil veyahut da ortaya konulan program ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte değil. Bu durumda da %65 görüyorum. Yani %20 ile %65 arasında oynayabilecek bir enflasyon var açıkçası. Ve burada tamamen ekonomi yönetimin izleyeceği politikalara, yani enflasyonla mücadele politikasına bağlı, bunun içeriğine bağlı, niteliğine bağlı, uygulanma konusundaki kararlılığına bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Hani buradan bir medyan bizde alacak olursak, burada da %40, 41, 42 civarı bir enflasyon ortalama olarak 2023 yılı sonunda beklenebilir diye düşünüyorum. Hocam peki az önce bahsettiniz ya Merkez Bankası'nın seçimlerden sonra yani bir senaryodan bahsettiniz. Bu net bir fikir değil. Bir senaryo olarak söylediniz bunu anladığım kadarıyla ve dolayısıyla da bu senaryonun peki gerçekleşme ihtimali nasıl görüyorsunuz? Şimdi seçime kadarki süreç ve seçimden sonraki süreç. Seçime kadarki süreci birazdan soracağım ama ilk etapta seçim oldu, bitti. Mevcut iktidar devam etti. Farklı bir hükümet kuruldu. Orası bizim işimiz değil ama seçimden sonra Merkez Bankası'nın daha böyle ortodoks dediğimiz işte faiz politikasıyla beraber enflasyondan kuvvetli bir sert mücadele gireceği bir atmosfer bekliyor musunuz? Böyle bir olasılık sizce kaç? Ortada bence yani seçime bağlı. Seçim sonucu kurulacak hükümete bağlı. Onun izleyeceği ekonomi politikaları ne kadar olması gereken ne yaklaştığına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir durum. Mevcut iktidarın devamı halinde bir sinyal var tabii bu konuda. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar hem de Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşma seçim sonrasında da benzer politikaların yani 2021 Eylül'den itibaren uygulana gelen politikaların devam edebileceği yönünde. Bu tabii şey ihtimalini yani yeni bir güçlü enflasyonla mücadele programının masaya konulması ihtimalini zayıflatıyor. Ama şunu unutmayalım, seçimden sonra yeni bir hükümet, yani mevcut iktidar bir koalisyonu olsa bile yeni bir hükümet yeni kararlar alabilir. Diğer taraftaysa biraz daha kararlılık var tabii. Yani Millet İttifakı üzerindeki bileşimde orada muhtemelen daha güçlü bir program uygulama konusunda istek olacak. Tabii burada enflasyon, yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in davranışlarına baktığımızda son bir yıl içerisinde yine Senato'nun, Temsilciler Meclisi'nin desteğine baktığımızda enflasyon ekonomideki en temel sorun olarak görülüyor ve öncelikli olarak bunun ortadan kaldırılması veyahut da azaltılması yönünde bir politika izleniyor. Fakat Türkiye açısından baktığımızda
Hangi iktidar gelirse gelsin, yani Cumhur İttifakı'nın adayı da veyahut da Millet İttifakı'nın adayı da Cumhurbaşkanı olsun, burada kurulacak hükümette o kadar eli rahat olmayacaktır. Yani bizim tek önceliğimiz enflasyonla mücadele, öncelikle bu enflasyon belasını ortadan kaldıralım, sonra büyümeye, sonra istihdama bakarız muhtemelen diyemeyecektir. Onun için yani biraz daha burada da hani 20 ile 65 arası bir arada oynayabilir ama aralarda da kalabilir derken burada da benzer bir durum olabilir. Yani muhalefet şu an söylediği kadar güç, iktidar olduğu takdirde sert ve güçlü bir program uygulayamayabilir ya da şu anki iktidarda tekrar iktidar olduğunda şu an söylediği kadar gevşek veyahut da mevcut haliyle işte sadece istihdam veya üretim odaklı bir politika izlemeyebilir. Evet. Peki hocam, şimdi bu seçim sonraki süreç. Peki seçime kadarki süreçteki beklentisi de merak ediyorum. Çünkü Merkez Bankası'ndan şöyle bir cümle vardı daha önceki toplantıda. Diyordu ki kurul mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir. Bu cümlenin son PPK metninden kaldırılması seçime kadarki süre zarfı içerisindeki o %9 olan politika faizinde daha fazla indirime gidilebileceğine ilişkin bir sinyal olarak mı okumak gerekiyor sizce? Yani burada tabii Merkez Bankası'nın ne kadar faizi indireceği biraz döviz rezerviyle de ilintili. Bu konuda da son bir hafta içerisinde alınan bir iki önlem var biliyorsunuz döviz tevdiat hesapları ile ilgili yine TL mevduatlara ilişkin olarak. Burada biraz bu marja bakar bu konu. Bu bir. İkincisi Ocak sonu itibariyle enflasyon oranının nerelere kadar düşeceğine ki 50'ler civarını bekliyoruz. Yani baz etkisini dikkate aldığımızda. Bu da burada etkileyici bir unsur ama yine de yani bunları alt alta yazdığımızda da bunlar Merkez Bankası'nın elini kendine göre güçlendiren durumlar yaratacak olsa bile ben seçime kadar faiz oranında bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Faiz oranında bir değişiklik beklemiyorsunuz. %9 politika faizinin sabit kalmasını bekliyorsunuz. Peki hocam bir de şunu da size sormak istiyorum. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Ve Sayın Nebati diyor ki Türk lirasının dolar karşısında değerli hale gelmesi durumunda sanayinin yavaşlayacağını ve işsizliğin arttığını dile getiriyor. Türk lirası değersiz hale gelirse de bunun tam tersi olur. Şimdi bu cümleleri nasıl yorumladınız? Genel şartlarda perspektif altında aslında bakarsanız ekonomide, makroekonomik düzeyde hani çok geçerliliği tartışılabilecek bir cümle olarak da lanse ediliyor şu anda piyasalarda. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi tabii neden sonuç ilişkisi burada bir şekilde yer değiştirmiş gibi de gözüküyor. O da şu anlama gelir. Mesela yurt içinde eğer Türk lirası değer kaybediyorsa ve döviz kuru bu düzeyde sabit tutuluyorsa o zaman burada bir problem ortaya çıkar. Yani bir anomali ortaya çıkar. Şu an mesela işte tekstil, hazır giyim başta olmak üzere bazı sektörlerin bir şekilde hani ses çıkartıyor olması veya durumdan, mevcut dolar kurumundan rahatsız olmasının sebebi bu. Burada esas hani öz sebebe, kök sebebe gittiğimizde Türk lirasının içeride değer kaybıdır. Temel problem budur. Yoksa hani döviz kurunun değeri üzerinden geri dönüp Türk lirasının değerini ortaya koyabileceğimiz bir yapı yok. Buradaki aktarım mekanizmasını terse çevirmemek lazım. Yani burada esas itibariyle Türk lirasının değerinin kendi içerisinde, ülke içerisinde korunabilir olması lazım. Bunun yolu da tabii enflasyonla mücadele. Yani enflasyon çünkü paranın değerinde erozyon yaratan bir durumdur. Yani fiyatlar yükselirken aslında her şey değersizleşir enflasyonla. Burada işte o her şeyin değersizleşmediği durumu nasıl ortaya çıkartabiliriz. Bunun üzerinde çalışmamız lazım. Çalışılması lazım. Çalışmamız derken yani ekonomik politikası yapıcılar için söylüyorum. Çalışmaları lazım. Dolayısıyla hani mevcut durum üzerinden zaten Türk lirası hızlı biçimde içeride değer kaybediyorken, içeride mallar pahalılaşıyorken onu ilelebet yabancılar için de pahalı olarak tutamazsınız. Yani döviz kurunu bir seviyede sürekli daimi olarak sabitleyemezsiniz. Diyebilirsiniz ki sabit döviz kuru sistemine geçtik. Buyurun sabitledik. Yine sabitleyemezsiniz. Bunu da geçmişte yaşadık. O zaman da Merkez Bankası'nın açıkladığı günlük döviz kuru dışında kapalı çarşı başta olmak üzere döviz piyasalarında farklı bir döviz kuru ortaya çıkar. Aynı şimdi politika faiziyle piyasadaki faiz arasındaki makas gibi. Şimdi politika faizi %9,
tek hane. Ama gidip baktığımızda kredi faizleri bunun yaklaşık 3,5 katı. Mevduat faizleri yine 3 katına yaklaşmış durumda. Dolayısıyla burada Merkez Bankası gerçekte politika faizini belki tek haneye indirmiş oluyor ama genel anlamda faizi etkileme gücü de giderek azalmış oluyor. Döviz kuru için de benzer bir durum geçerli. Yani öncelikli olarak Türk lirası içerideki gerçek değerini stabilize etmek gerekiyor ki kur değeri de stabilize olsun. Tabii tek faktör bu değil ama ilk faktör ya da hani en başa yazacağımız şey budur. Peki hocam, son dönemdeki bu döviz tevdiat hesaplarındaki artışı nasıl yorumlamak lazım? Çünkü döviz tevdiat hesaplarında bir artış var ama kur korumalı mevduattan da bir çıkış söz konusu. Yani buradaki mantığı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ve bu durum önümüzdeki döneme ilişkin dolar kurunda ek bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkabilir mi sizce? Mevduat faizlerinde 23-24 veren bankalar var. Kur korumalı mevduattaysa %12 faiz. Çünkü politika faizi artı 3. Yani yarı yarıya, bir de 3 ay bağlamanız gerekiyor minimum düzeyde. Diğer bahsettiğim faiz 32 günlük TL mevduatı için geçerli. Yani kur korumalı mevduat, öte yandan da özellikle hükümetin seçime kadar geçecek süreçte de kuru sabit tutma yönünde de bir iradesi olduğunu anlıyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla yine Merkez Bankası'nın attığı adımlar da bunu gösteriyor, döviz rezervini düzenli tutmaya dönük. Dolayısıyla hani bir anlamda rasyonel bir adım gibi düşünebiliriz bireysel yatırımcı açısından. Daha kısa erimli çıkarı üzerinden hareket ediyor. Burada iki yol var. Ya TL mevduata gitmek, ki bir kısmı oraya yönelmiş durumda KKM'den bozulan paraların. Bir kısmı da TL mevduatı da riski görüp, çünkü orada da %24 faiz var belki, 23-24 civarı. Fakat kur riskini satın almış oluyorsunuz. Ya gerçekten seçime kadar gidilen süreçte kur sabit tutulamazsa, bir sıçrama olursa diye. Burada da bir kısım yatırımcı da döviz tevdiat hesaplarına doğru yönelmiş durumda. Yani bir anlamda kendini hedge etmiş durumda. Belki de bir kısım yatırımını döviz tevdiata tutup bir kısım yatırımını da TL mevduata da yöneltmiş olabilir. Burada çünkü çok fazla araç yok. Özellikle borsada son haftalarda yaşanan düşüş de orada da bir iştah kaybı yaratmış durumda. Belki hani bir daha etkili araç olarak bankaların yatırım fonları düşünülebilir ama Türkiye'de tabii konudaki finansal okuryazarlık da biraz düşük. Dolayısıyla buraya yönelme konusunda da çok istekli değil yatırımcılar. Bunu da söyleyebiliriz. Yine Eurobondlar tabii önemli bu süreçte. Ona da erişmek çok mümkün değil bireysel yatırımcı için. Evet, Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Paratoner programının bugünlük sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.